mesutları. Detaş Taşımacılık Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Toplantımızın açılması ve yönetilmesi için divan heyeti oluşturulacaktır. Divana Sayın Mustafa Kahraman, Katip Üyeliğe Ünal Canbaz, oy toplayıcı olarak Nezihe Kelik ve yine oy toplayıcı olarak Murat Koç'u öneriyorum. Başka önergesi olan var mı? Önergesi olan olmadığına göre önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Murat Koç, Nezihe Kelik, lütfen divana. Elektrikler kesildi. Evet. Değerli arkadaşlar, öncelikle Mart ayının bu yaza geçiş sürecinde tam bahar geldi derken bugün burada bir toplantı yapıyoruz. Öncelikle kışı bitirdik, hepimize geçmiş olsun. Bahar geldi, gözümüz aydın diyelim. Ve siz şoför veya da mal sahibi arkadaşlar olarak Tekirdağ'ımıza insanların her bir tarafa taşınması konusunda veya da nakliyecilik işlerinde hepiniz ciddi bir işler yapıyorsunuz. Sabahleyin evden çocuklarınızı Allah'a ısmarladık, eşinizi Allah'a ısmarladık. Dönüşü garanti olmayan bir ticaretle uğraşıyorsunuz. Öncelikle ben hepinize evden çıktığınız zaman tekrar evlere dönmenizi, kazasız belasız bir şoförlük yapmanızı, topluma hizmet etmenizi, daha sonra da hepinize bol bereketler diliyorum. Tekstil Taşımacılık Anonim Şirketi'nin de bugün ortaklarısınız burada. Hepinize yarınki günlerde bol bereket, cebinizde bol para, huzur, bereket, sağlık dileyerekten bu genel kurulun ilimize, ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hani nerede alkış? Değerli arkadaşlar, olağan genel kurulumuzu bugün yapıyoruz. Açılış ve başkanlığın seçimi yapıldı. Bugünkü bu genel kurulun sonuçlarının imzalanması için Türk Ticaret Kanunu'na göre divana yetki verilmesi gerekiyor. Divana yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, indirerek etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, divan yetkiyi aldıktan sonra gündeme devam ediyor. Bugün ülkemiz tabii ki bir yurt dışı operasyonda şehitlerimiz var. Temenni ediyoruz ki şehit haberi hiç gelmesin. Kaza da bela da hiç olmasın. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında hepimiz tarihimizi gayet iyi biliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Şehit olan tüm şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun.